Geçtiğimiz hafta işçi arkadaşlarımızla konuşmak için buluştuk. Yaşananları yer yer gözleri dolarak anlattılar. Hatta bakın bir işçimiz, burada özellikle fotoğrafını da göstermek istiyorum sizlere. Gözü yaşlı, ağlayarak durumunu anlattı. Ben dedi eve işten çıkarıldığımı söyleyemedim. Sabah işe gidiyor gibi çıkıyorum. Akşam sanki işten eve dönüyormuş gibi tekrar evime giriyorum. Ben bunu aileme, anneme anlatamıyorum dedi. Bu da ne yazık ki iktidarın kurduğu kölelik düzeninin işte işçilere gözyaşı olarak yansıması değerli arkadaşlar. Bu gözyaşlarından bu düzeni kuran iktidarınız sorumlu. İşçileri ağlata ağlata işlerinden atan POSKO bu yolda birlikte yürüyeceği çalışma arkadaşları arıyor şeklinde gazetelere ilan vererek yeni işçiler aramaya başladı bile. Peki bu cesareti nereden alıyorlar? Tabii ki AKP iktidarının emekçileri düşürdüğü vahşi düzenden alıyorlar. Biz CHP olarak, Kocaeli'nin vekili olarak her daim hukuksuzlukların karşısında olacağız. Her zaman olduğu gibi işçi kardeşlerimizin arkasında değil, omuz omuza yanında yerimizi alacağız. Tam da bu noktada AKP'li Kocaeli vekillerine sesleniyorum. Kocaeli size 7 vekil verdi. Kocaeli size 13 belediye başkanı verdi. Ey 7 vekil, neredesiniz? Neden susuyorsunuz? Neden görmüyorsunuz? Neden sağır ve körsünüz bu emekçilere karşı? 7 vekil verdi size ey Kocaeli vekilleri. Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Fikri Işık. Kocaeli'nin iktidar 7 vekili. Bu işçileri ne zaman görmeyi düşünüyorsunuz? Sırça köşklerinizden inip ne zaman bu işçilerin yanına gidip de halini hatını sormayı düşünüyorsunuz? Suriyelilerden daha mı kıymetsiz bu işçilerimiz? Teşekkür ederim Sayın